Gerçekleştirdiğimiz yazılım sayesinde seçtiğimiz bir bölgede, seçtiğimiz tarihler aralığında, bu yıllar arası da olabilir. Uydular 12 günde bir aynı bölgeden geçiyor. 12 gün arayla da olabilir. Seçtiğimiz bir bölgede arazideki insan yapımı değişimleri veya doğal değişimleri tespit etmemiz mümkün oluyor. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şenol Hakan Kutoğlu, uyduların 12 günde bir aynı bölgeden geçtiğini belirterek, bu sürelerde seçilen bölgelerdeki yeni yapılaşma, ormanlık alanlardaki değişim, su kütlelerindeki farklılıklar ve doğal afetler sonrası hasar gibi durumların takip edilebildiğini ifade etti. Bu değişimler mesela bir bölge yeni yerleşime açılmış olabilir, orada yeni binalar yapılmış olabilir, ormanlık alanlarda yeni alanlar açılmış olabilir. Veya arazide bir hafriyat, dolgu yapılmış olabilir, kazı yapılmış olabilir veya bir su kütlesinde değişim olmuş olabilir. Baraj gölünde sular çekilmiş olabilir veya su artışı olmuş olabilir. Bunları geliştirdiğimiz otomatik yazılım sayesinde tespit edebiliyoruz. Veya bir deprem sonrası ya da bir doğal afet sonrası, sel, heyelan gibi afetler sonrası meydana gelen hasarları da otomatik olarak seçtiğimiz tarih aralığında, seçtiğimiz bölgelerde gözlemlememiz mümkün oluyor. Kutoğlu, yazılımın %70-80 oranında doğruluk sağladığını ve kaçak yapılaşma, kaçak orman kesimi, kıyı erozyonları gibi durumların takibinde kullanabileceğini belirtti. Ayrıca deformasyonların erken uyarı sistemlerinde değerlendirilebileceğini ve güvenli madencilik faaliyetleri için önlem alınabileceğini ifade etti. 2 yıla aşkın süredir devam eden çalışmaların sonucunda memnun olduklarını söyleyen Kutoğlu, yazılımın farklı kurumlar tarafından kullanabileceğini vurguladı. Kıyılardaki dolguları, değişimleri görebiliyoruz. Kıyı erozyonlarını varsa, sistematik bir kıyı erozyonu varsa o kıyı erozyonlarını da takip etmemiz mümkün oluyor. Yer altında maden ocağı işletmesi yapıldı ve arazide tasman dediğimiz çökmeler meydana geldi. Veya bir depolama alanlarında biliyorsunuz madencilik amacıyla ilişte yaşanan olay gibi kaymalar olabiliyor depolama alanlarında veya arazinin kendisinde bir hareket olabiliyor. O hareketleri de yine burada otomatik olarak tespit etmek mümkün oluyor. Tabii ki hiçbir yöntem, hiçbir ölçme yöntemi %100 doğruluklu değil. Burada da belirli olasılıklar dahilinde bunu tespit edebiliyoruz. Örneğin Küçükçekmece bölgesinde yaptığımız analizde %70 dolaylarında yeni yapılanmaları tespit edebildiğimizi gördük. Yine Palapra bölgesinde ise bu oran %80 civarında yeni yapılaşmaları takip edebildik. Yine bazı bölgelerde de bildiğimiz seyranlı alanlarda, madencilik kaynaklı tasman alanlarında da diğer yöntemlerle yakalayamadığımız, göremediğimiz olayları yakalayabildiğimizi gördük. Kurumlarda kullanılabilir. Örneğin kaçak yapılaşma takibi, arazilerde kaçak orman kesimi, efendim yine kaçak dolgu, kaçak kazı, bunlar takip edilebilir. 12 gün arayla, uydular 12 günde bir geçtiği için. Yine belli yerlerde deformasyonlar varsa erken uyarı anlamında kullanılabilir. Kıyı erozyonları varsa, mesela yollarımızı çok etkileyebiliyor biliyorsunuz kıyı erozyonları. Bunlarla ilgili kıyı erozyonları tespit edilip erken tedbir almak mümkün olabilir. Yapılardaki deformasyonlar varsa bunlar takip edilebilir. İzinsiz kat çıkma vesaire gibi durumlar yine takip edilebilir. Bunun yanı sıra madencilik alanında kaçak madencilik yapılabiliyor biliyorsunuz. Bu kaçak madencilik takip edilebilir. Veya madencilik alanında daha güvenli bir madencilik anlamında eğer depolama alanlarında bazen kazalar oluyor biliyorsunuz. Daha güvenli madencilik anlamında alanlardaki hareketler önceden tespit etmek mümkün olabilir. Barajlardaki çekilmeleri ve su artışlarının da gözlemlenebildiğini de dikkat çeken Kutoğlu, uyduların Türkiye üzerinden 12 günde bir geçtiğini ifade etti. Yani bizim amacımız ülkemizde biliyorsunuz çok fazlasıyla kaçak yapılaşmalar olabiliyor, kaçak faaliyetler olabiliyor.
Biz uzun zamandan beri acaba bununla ilgili bir uygulama geliştirebilir miyiz diye çaba sarf ediyorduk. İki seneyi aşkın bir süredir bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürdük. Netice aldık. Şimdi de yani elde ettiğimiz sonuçtan da memnunuz.